Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Açılışı böyle yapıyorum, ateş ölçerle yapıyorum çünkü Sude kızım hasta. Herhalde tetanoz iğnesi ateş yaptı, eklem ağrısı yaptı, yan etkimi yaptı bilmiyoruz. Şimdi ateşini ölçeceğiz. Uyandım, hala başım çok ağrıyor dedi. Ateşim mi var diye geldi yanıma. Şimdi bir bakalım ateşi var mı yok mu, var. Yani sıcakta derecesine bir bakalım. Olmadı kahvaltı sonrası sağlık ocağına doğru bir gideceğiz. Hemen halası ölçsün bakalım. O kadar uzun zaman oldu ki çocuk ateşi ölçmeyeli arkadaşlar. Hemen bir ölçelim bakalım. Sudecim duşa girdi. Ateşi 38,5 arkadaşlar. O duştayken ben de hemen şöyle bir şifa çorbası yaptım ona. Şifa çorbamızı biliyorsunuz. Tarhana çorbası. Biraz da nohut attım içine. Bol da sarımsak doğradım. Şimdi hemen ona içireceğim. Kahvaltıya kadar beklemesin dedim. Hani ben hazırlayıp edene kadar. Biliyorsunuz elim yavaş. Video çekerken daha da bir yavaşlıyor elim. O yüzden hemen şöyle karnını doyursun. Bir bakacağım evde parol varsa parol vereceğim. Ateşini bir düşürelim. Ağrısını azıcık azaltalım istiyorum. Çorbamın da altını kapatayım. Hemen çorbamızın kaşığını da koyduk. Dediğim gibi şöyle bol sarımsaklı. Nohut da attım içine. Nohutu seviyorlar diye. Dün haşlamıştım ya. Daha dondurucuya atmadım onu. Böyle çorbaların içine hemen atıveriyorum. Şifa olsun inşallah arkadaşlar. Hemen vereyim, servis edeyim, karnını doyursun. Kahvaltı soframı hazırladım arkadaşlar. Öncesinde biz de çorba içtik. Kızlarla beraber şimdi karnımız acıktı. Sude ile ilgileniyoruz. Ateşi bir çıkıyor, bir düşüyor. 38,9'u da gördük arkadaşlar. O yüzden çok böyle güne adapte olamadım gibi. Hemen şöyle bir kahvaltı hazırladım. Baktık, gittik, kontrol ettik. Yaren yanındaydı zaten. Kızım dedim sen yanında dur kardeşinin. Hani bir şeye ihtiyacı olursa falan diye. Yaren yanındaydı. Hala uyumaya çalışacağım demişti dedi. Baktık uyumuş. Yaren'i de aldım, odadan çıktım. Şimdi çaylarımızı dolduralım. Kahvaltımızı yapalım. Yani saat şu an baya bir ilerledi. Diyorum ya hani Sude ile ilgileneceğiz diye biraz geciktirdik. Neyse canı sağ olsun Sudeciğimin. İyileşsin de gerisi hiç önemli değil. Biz de şimdi karnımızı doyuralım. Günün işine gücüne koşturmacasına başlayalım inşallah arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin. Evlerimizden huzuru, bereketi, mutluluğu, sevgiyi eksik etmesin inşallah. Diyelim ve kahvaltımızı yapalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Masayı, mutfağı toplamaya başladık. Eymen'cim böyle tatile gelirken kitaplar getirmiş. Kitap okumaya başlayacak o da. İki tane kitabı bitirdi. Şimdi ben ona kitap seçiyorum. Beraber seçelim. Sadece benim karar verdiğim olmasın. Sen hangisini istersin Eymen'cim? Korkusuz ikizler diyor bak. Valiz, fidye, sihirli güvercin, deniz anası ayakkabıları, dijital sevgi, uzaklarda bir ülke. Bunu okumadın mı? Ne? Bunu okumadın mı sen? Okumadım. Okumadın. Uzaklarda bir şehir miydi okudun? Yok. İstanbul'da bir ev. Ha, tamam. O zaman şunu beğendim ben. Korkusuz ikizler ne dersin? Olur. Tamam. Hadi başla bakalım. Halan da mutfağı toplasın. Bulaşık makinesini boşaltsın. Sonra yemek işlerine de geçeriz. Başlarız, yaparız bir şeyler. Hadi bakalım. Eymen kitabını okusun. Ben de mutfağımızı halledeyim. Anne. Anne. Efendim. Kızım bu sosu yapmayın. Sana bir teşekkür. Kötüler mi çıktı? Sana bir teşekkür hediyesi geldi. Teşekkür hediyesi mi? Evet. Şöyle. Teşekkür hediyesi. Hani geçen gün sen birinin evlilik yıl dönümünü kutlamıştın ya. Ha, gerçekten mi? Evet, bana ulaştılar. İlknur Hanımcığım, Murat Beyciğim Almanya'dan. Evet.
Murat Bey bana ulaştı. Gerçekten. Evet, sen onları kırmadığın için çok mutlu olmuşlar, çok sevinmişler. Onlar da seni mutlu etmek istemişler. Ama ben ağlarım. Onlar da seni mutlu etmek istemişler. Instagram'dan ulaştılar bana. Ya ben şu an ya şu an ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ya Murat Bey, İlknur Hanımcığım, gerçekten yani şu an yutkunamıyorum bile gerçekten. Ne gerek vardı? Ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Gerçekten hiç beklemiyordum. Yani ya bu sevgi çok güzel bir duygu ya. Gerçekten çok güzel bir duygu. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yani hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. İnanın sevginiz karşısında şey yapamadım böyle. Hiç beklemiyordum. Deniz kenarındayken ulaştılar bana. Ya Murat Bey, İlknur Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mahcup oldum. Çok mahcup oldum. Çok mahcup ettiniz beni. Ben seve seve yürekten gönülle hani kutladım. Keşke hani her isteneni yapabilsem, benden her isteneni herkese ulaşabilsem, yapabilsem. Hani o duygu, yani mutlu olmanızın bana vermiş olduğu duygu zaten hani bana yetiyor. Gerçekten yetiyordu. Hiç gerek yoktu. Çok mahcup oldum. Ve çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben böyle şeyler açmayı da bilmiyorum. Nereden açılıyor bu? Ay, gerçekten şurayı açacaksın. çok mahcup ettiniz beni. Mutluluktan ağlattınız. Rabbim de sizi mutluluktan ağlatsın inşallah. Murat Beyciğim, İlknur Hanımcığım, inşallah nice güzel seneleriniz olsun. Murat Bey'in ismini yazmış. Peçete getirir misin Yarencim bana? Çok mahcup ettiniz beni. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Ay. Bunu nasıl açacağım Cansucuğum ben? Kurdeleyi çözeceksin. Kurdeleyi çözeceğim. Ya çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten çok mahcup ettiniz. Güzel ya. Yani şu sevgi karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben de diyorum ki içimden kendi kendime evlilik yıl dönümüm şey nişan yıl dönümümüz mü acaba Ali Beyciğim? Ya Çok güzel. keşke siz de burada olsanız da bu kahvelerin yanında bu çikolataları hani size kahve ikram edebilsem ve çikolatalarla beraber sohbet edebilsek, muhabbet edebilsek. İnanın Türkiye'ye yani Samsun'a gelirseniz mutlaka beklerim. Yolunuz düşerse düşürün yolunuzu. Yani bu İnşallah. sevginin karşısında gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Rabbim iki cihanda da yüzünüzü güldürsün. Beni severek izleyen herkesin, destek olan herkesin iki cihanda da yüzünü güldürsün Rabbim. Bir kez daha doğru yolda olduğumu ve bir kez daha güzel gönüllere konuk olduğumu anladım ve bana bunu hissettirdiniz. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ve size sımsıkı sarılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok da sıkmak istemiyorum diğer izleyicileri ama bu benim 42 yıllık, 41 yıllık hayatımda belki de en büyük yaşadığım Sürpriz şok. sürpriz olabilir. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ederim. Sarılıyorum size kocaman. Evin işini gücünü bıraktım. Yarencimle, Eymencimle yollara düştük. Şu begonvili göstereceğim size. Benim de balkonumda var biliyorsunuz. Ay böyle olur mu acaba? Gün gelir olur belki. Ya anneme de götürmek istiyorum bundan aslında. Çok güzel değil mi sizce de? Gerçekten çok güzel. Maşallah, subhanallah. O kadar güzel ki bayılıyorum buna. Buradan geçerken her seferinde mutlaka bir yanında durup bakıyorum arkadaşlar. Evet, biz nereye gidiyoruz Eymencim? Alışveriş merkezine merkezine. Aynen. gidiyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız Eymen? Kaleci eldiveni alacağız Eymen'e. Günlerdir sayıklıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Kaleci eldiveni almak için Emine'ye de gitmemişlerdi. Maaş yatacaktı. O gün maaş akşam 6'da mı yattı? 7'de mi? Akşam 7.30'da yatırmışlar. Öyle olunca gidemedik.
Dün de deniz işi falan vardı. Şimdi hazırlandık. Gidiyoruz işte. Eymen'i de mutlu edelim. Ev uçuyor. Sude hasta. Cansu'cum da biraz rahatsız. Caner zaten çok fazla bizim gibi iş yapamıyor. Yaren dedi ki hala ben giderim dedi. Ama tek göndermek de içime sinmedi arkadaşlar. Şimdi yol bilmiyor, iz bilmiyor. Tramvaya binecek, o durakta mı inecek, bu durakta mı inecek. Hani o stres, o gerginliği yaşasın istemedim. O yüzden hemen hazırlandık, beraberce gidiyoruz işte. Evet. Gidelim, eldivenimizi alalım. Eymen kuş da bir mutlu olsun. Zaten şu an muradına ersin. Evet. Evet. Ya tek gönderemedim arkadaşlar. Şimdi göndermesem Eymen üzülüyor zaten günlerdir alamadık diye. Ya top alacakmış ya da kaleci eldiveni alacakmış. Bakalım. Azıcık dinleneyim. Sizinle konuşacaklarım var yine. Üzerimden şoku attım arkadaşlar. Murat Bey'in, İlknur Hanım'ın yaptığı sürprizden sonra gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Çok büyük şok yaşattılar bana. Rabbim keselerine bin bereket versin. Amin. İki cihan da yüzlerini güldürsün. Nice 30 seneleri olsun. Evlilik yıl dönümlerini kutladığım için böyle bir jeste bulunmuşlar. Yani ben elimden geldiğince insanlara hani yetişebilmeye çalışıyorum. Az çok tanıdınız beni. Instagram'da da mesajını görünce kayıtsız kalamadım. İnanın Instagram'a da yetişemiyorum. DM'lere de yetişemiyorum. Sizin yorumlarınıza da düzenli bir şekilde cevap veremiyorum. Hani bu durumda da bunalıyorum, sıkılıyorum ama İyi ki görmüşüm, iyi ki hani kayıtsız kalmamışım. Gerçekten güzel gönüllere girebilmek bir insan için gerçekten çok büyük bir şey. Yani bunu parayla yapamazsınız arkadaşlar. Paranın çok daha üstünde, çok daha değerli bir duygu bence bu gönüllere girebilmek. Allah razı olsun. Seven herkesten Allah razı olsun. İnanın seviyorum Allah için, hani seviyorum sizleri. Ben tanımıyorum ama siz benim hayatıma dahil oluyorsunuz. Severek izliyorsunuz. Hatta bugün bir yorum canımı sıkmıştı. Her gün denize mi gidilir? Çok konuşuyorsun. Artık gına geldi. Bilmem ne falan filan diye. Ya arkadaşlar, hep diyorum ben hayatımı çekiyorum. İçerik üretmek için, farklı şeyler üretmek için çabalamıyorum. Sizleri hayatıma dahil ediyorum. Sizler de böyle severek. Hani seviyorsanız, kendinizden bir şeyler görüp buluyorsanız zaten izliyorsunuz ama hani sevmiyorsanız, sizden bir şeyler bulamıyorsanız, hani bir ortak noktamız, bir şeyimiz olmuyorsa, sıkılıyorsanız zaten izlemiyorsunuz. Yani kimse kimseye burada zorla bir şeyler yaptırmıyor diye düşünüyorum. Severek izleyen herkes var olsun. Herkes, Allah'ım onların da böyle sevenlerini çok eylesin inşallah diyeyim. Koşturmaca gidelim. Tramvaya bindik, gidiyoruz arkadaşlar. 7 durak sonra ineceğiz. Bayağı bir yol geldik. Az önce kapıdan da düşüyordum. Şu kapıya dayandım. Kapıdan düşüyordum vallahi. Kapı birden açılınca dalmışım ben de. Tramvayın bir o tarafından bir bu tarafından kapılar açıldığı için bilemedim, alışamadım ben. Buralara alışamadım. Alışamıyorum Samsun'a arkadaşlar. Fener. Geldik arkadaşlar. Piyaza alışveriş merkezine geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Kapıya dokunma oğlum kapıya. Kapıya dokunduğun an duruyor. Kim dokunuyor? Kim? Şuradan güvenlikten bir geçelim. Decathlon göründü arkadaşlar. Gidelim bakalım. Hadi götür bizi. Nerede kaleci eldiveni? Götür bakalım. Nerelerde bir yerdeydi? Bul bakalım. Kıyafet salonu ya. Ha? Ya burası kıyafet salonu yanlış. Bul bakalım hadi. Buldun mu? Çok çabuk buldun ya. Ben hatırlarım. Şunu deneyelim mi, bu olmaz sence? Hangisi? Deneyelim mi? Deneyelim mi abla? Eymen'cim, birazcık büyük alırsak, çünkü fiyat olarak çok pahalı. Tamam, ve deneyeceğim zaten, deneyeceğim. Ve büyüyorsun yani. Büyüdüğün için daha uzun kullanman lazım.
Yok, onunla parmaklarıma böyle. Böyle olmasın. Oğlum, parmaklarına olanı alırsak zaten 2 ay sonra kullanamazsın ki. Onları bana vuruyor. Fiyatlar şöyle. Daha iyi oldu sanki. Dur. Dur abla. Kızım onu bir ay ancak kullanır. Yaren. Bir o kadar bir ay içinde büyümez ki hemen ya. Büyümez olur mu? Gelişim dönemindeki çocuk o. Eli ayağı hızlı büyüyecek onun. Hele de erkek çocuğu, kız çocuğu gibi olmuyor. Bir bakalım biz arkadaşlar. Bir bakalım, netleştirelim. Eymen'cim. Eymen'cim. Ne konuştuk biz şimdi? Sen ne anlat bakalım? Ne dedi halan sana? Şey, eğer top alırsan daha uzun süre kullanabilirsin dedin. Evet. Arkadaşın olmadan da oynayabilirsin topla. Ama eldiven olduğunda... Ya bilmiyorum. Ablamla arada sırada oynuyoruz öyle. Otoparkta. Oynarsınız da sen yine bir düşün taşın bakalım. Hangisini istersen ablan zaten onu alacak sana. Topla beraber kendin de oynayabilirsin. Ben bunu istiyorum. Ama eldivenle tek başına yanında birisi olmadıktan sonra çok rahat eldivenle oynayamazsın. Ya, bu top da daha küçük galiba değil mi? Evet kızım. Ne kadar fiyatını anlayamadım onu. Yardımcı olacak mısın? 190 yazıyor ya kızım. Bak bu toplar için 190 yazıyor. Aynıdır bence. Yine de bir şey çalışana soralım, danışalım. Bir bakalım. Şu çadırı görünce aklıma çadır kampımız geldi arkadaşlar. Bizim çadırımız bunun aynısı. Ama bu sene kurmak nasip olmadı. Gitmek nasip olmadı. Gerçekten biz çok seviyoruz çadır kamp olaylarını. Şöyle. İçinde kimse var mı? Evet. Bizim çadırımız böyleydi. Bunun aynısı işte arkadaşlar. Ay şunlar çok güzelmiş ama. Tam benim ihtiyacım olan şey. Bakın. Tüp. Böyle bir masa. Zaten piknik masamız var da bunun büyüğü. Böyle küçük bir tane de olabilir. Kıyafetleri de şöyle koyarız. Güzel oluyor ya. Gerçekten çok güzel oluyor. Telefonum çalıyor. Bir bakayım ben. 2600 lira arkadaşlar. Uçmuş her şey gibi. Çadır fiyatı da uçmuş. Eymen. Evet. İşlem tamam mı? Tamam. Neler aldın söyle. Bir tane top, bir tane de karaciğer. Evet. Sağlıkla kullan. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ettin mi halana? Ay. Ay ablana. Teşekkür ettim diye hatırlıyorum. Evet, teşekkür ettim. Etti mi? Tamam. Haydi o zaman. Haydi hızlıca tramvaya. Ablam bana karaciğer geldiğini ve top aldı. Atayım mı? Atın istedim. Atıyor. Atıyorum anne. Annesiyle mutluluğunu paylaştı şimdi. Eymen'cim. Arkadaşlar biz tramvay durağına geldik. Hiç AVM'de oyalanacak şansımız yok. Hiç AVM'de vakit harcayacak, vakit kaybedecek zamanımız yok arkadaşlar. O yüzden bir an önce eve gitmemiz gerekiyor. Hemen geldik. Akşam yemeği falan da yok. Biraz da Ali Bey görevdeymiş. Gece 12'de geleceğim dedi. Onun rahatlığı da var üstümde. O yüzden geldik. Eymen'in gönlünü yaptık. Bir an önce evimize gidelim. Yemek işlerine falan bir girişelim. Sonrasında bir kahve keyfi falan da yaparız herhalde. Tramvaydan indik. Hemen şöyle yolumuzun üstündeki BİM'e uğruyoruz arkadaşlar. Çünkü almamız gereken ihtiyacımız olan şeyler var. Soğanım falan kalmamıştı evde. Onları da bir alayım. Şöyle de bir göz attım neler gelecek diye. Güzel şeyler gelecek ama çok zaman ayıracak zamanım yok. Eve gitmem lazım. Haydi bakalım. Ne oldu yavrum ayağına? Söyledim ya. Ağrıdı değil mi? Kolay değil ta oralara gitmek. Ben kolay zannediyordum. Ya eldiven almak, top almak kolay değil. Ekmek de alacağız şey Yaren'cim. Hep karıştırıyorum bu kızları. Şimdi çıkışta alırız. Ha, ya da al. 2-3 tane al. Elleme Eymen'cim, elleme. Ha, Eymen'in ellediğini al. Diğerlerini de şey yapmayalım. Dokunmayalım. Düşecek sandım. Tamam. Hemen elime elini üstüne ablacığım. Tamam ben halledeceğim. Olsun şimdi. Hah, hadi. Canım da ekmek çek. Bir ayı geçmiştir arkadaşlar. Ben böyle BİM'e falan girmeyeli diye düşünüyorum. Neler gelmiş diye bir bakayım. Bakayım dedim şöyle.
kaseler, sütlükler, saklama kapları. Şu tepsiyi beğendim. Şöyle balıklı. Burada ne varmış? Yağdanlık, sirkelik, şekerlik. Şöyle çiçekli, papatyalı bir makas. Bunlar daha önceden vardı. Yuvarlak borcam, piknik seti. Heh, böyle bir şey. Benim almam gereken böyle bir şey galiba. Geçen gün bahsetmiştim ya size. Çok iyi olacak alsam plastik tabaklardan falan diye. Ama bu kaç kişilik acaba? 4 kişilik. Şöyle cam tabak var. Pembesi, yeşili de var. Wok tava 90 TL. Kare borcam. Derin tencere. Piknik seti 60 TL'ymiş arkadaşlar. Makas 30 TL. Buhar makinesi. Tepsinin fiyatını göremedim. Hemen çocukların yanına gideyim. İhtiyaçlarımızı alalım ve evimize gidelim. Şuradan tavuk da almam lazım benim. Evet anne, iki hediyen daha var. Seni böyle alalım salona doğru. Ay eve şimdi girdim. Bu ne? Cansu. Yavrucuğum. Benden değil hediye. Kimden? Aynı. Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Ya ben kaç kere daha mahcup olacağım size. Işığı açar mısın Caner? Ya İknur Hanımcığım, Murat Beyciğim gerçekten beni... Niye parça parça getirdiler? Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah razı olsun. Murat Cavdan. Çok teşekkür ederim Murat Beyciğim. Çok teşekkür ederim İknur Hanımcığım. Yani eve benim şu an bir gelişim vardı. Eve bir gelişim var. Sude'nin ateşi 39,5 olmuş. 39,6 mı? Düştü şimdi biraz. Düştü mü? Ay. Beni çok mahcup ettiniz. Gerçekten çok mahcup ettiniz Murat Beyciğim. İlk gelen paketimiz buydu. Ya şimdi izleyen arkadaşlarım da aynı şeyi düşüneceklerdir. Hani çok mahcup oldum gerçekten. Allah bin kere razı olsun. Ben hani... Orkideyi çok sevdiğimi bildiğiniz için mi? Ya çok mahcup oldum. Gerçekten çok mahcup oldum. Yani ben hani ne yaptım ki bu kadar... Ay hem de çift dallı. Görmüyor musun çift dallı? Hayır çift bal da şey, iki tane orkide. Bu kadar hani... Rabbim gönlünüzde ne muradınız varsa versin. Gerçekten ne muradınız varsa versin. Ben böyle bir şok yaşamadım ömrü hayatımda. Yani böyle bir şey yaşayacağımı da hiç tahmin bile etmedim. Edemezdim, etmiyordum yani. Hani beni böyle YouTube'dan izlerler, severler. Ben onların hani böyle... Ben onları mutlu ettim diye, onlar da beni böyle mutlu eder diye hiç aklımdan gönlümden geçirmemiştim. Hiçbir beklentim yoktu. Yine diyorum hani keşke herkese yetişebilsem. Herkese bir parça mutluluk verebilsem, vesile olabilsem. İnanmıyorum size. Gerçekten inanmıyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Siz beni mutlu ettiniz. Rabbim de sizi mutlu etsin. İki cihanda inşallah. Yani iki cihanda Rabbim sizin ellerinizi ayırmasın. Hani bir 30 yıl, bir 40 yıl daha beraber mutlu mesut yaşamayı nasip eylesin. Hiç 40 mı? Hiç tanımıyorum. İnanın arkadaşlar, YouTube'daki arkadaşlarım, izleyen arkadaşlarım. Ne İknur Hanım'ı tanıyorum, ne Murat Bey'i tanıyorum. Burada yorumlarda bahsetmişlerdi, severek izliyoruz diye. Sonra Instagram'dan bana ulaşmıştı. Eşime sürpriz yapmak istiyorum sizin aracılığınızla. 30. evlilik yıl dönümümüz 4 Temmuz. Bahseder misiniz? Pazar günkü videonuzda demişti Murat Bey. İnanın ben hiçbir beklentiyle yapmadım. Yani mutlu edebilmenin düşüncesiyle yapmıştım. Siz de beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Bin kere razı olsun Rabbim. Gönlünüzde ne muradınız varsa versin. Ne sıkıntınız varsa gidersin inşallah. Çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten çok mahcup ettiniz. Rabbim sizin de karşınıza böyle hep sizi seven, size değer veren insanları nasip eylesin. Buradaki bütün arkadaşlarım. Burada gönülden bağ kurduğumuz bütün arkadaşlarım, Rabbim sizlerin de böyle sevenlerinizi artırsın. Ne muradınız varsa versin. Nasıl kendimi ifade edeceğimi dahi bilemedim arkadaşlar. Bilemedim, o kadar mutluyum ki.
Çok mutluyum ya. Allah bin kere razı olsun. Rabbim kesenize bin bereket versin. Düşünmeniz yeterliydi ya. İnanın şu beni o kadar mahcup etti ki şimdi bunların karşısında nasıl bir mahcubiyet yaşadığımı düşünün artık. Çok mahcup oldum. Rabbim bin kere razı olsun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum Almanya'ya ve ayrıca İzmirlilermiş. Onu da bugün Instagram'dan yazınca öğrendim. Mutlaka yolunuz düşerse beklerim. Rabbim gönlü güzel insanlarla karşılaştırsın. Her daim, her yerde arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl güzel kokuyor. Ay minnoşum. Orkideye de bayıldım ya. Cansu. Arkadaşlar bütün kartları açtım. Şundaki kartı açmamıştım. Hemen şöyle gösteriyorum. Cansu'cum telefona bir bakar mısın? Küçük bir teşekkür hediyesi Almanya'dan kucak dolusu sevgiler İlknur Murat. İlknur Hanımcığım, Murat Beyciğim çok teşekkür ederim. Çok ince düşüncelisiniz. Çok naziksiniz. Allah bin kere razı olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Biz fakülteye geldik arkadaşlar. Acile geldik. Hemen kağıdını aldık. Muayene randevu kağıdını ayarladık. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Bir koşturmacadır gidiyor bugün. İyi ama şu an ateşi biraz daha düşmüş durumda. Ara ara ateşi düşmüyor yükseldi. Risk almamak için alama tekrar geldik. Yani hastaneye geldik. Baktıracağız inşallah. Cansu'cum yedirmiş çorbayı da Cansu'cum içirmiş arkadaşlar. Çok kötüydü anne dedi Cansu. Eve gelince işte bunaldık falan öyle sürpriz bir taraftan, bunalma bir taraftan. Vallahi gerçekten çok teşekkür ediyorum Murat Beyciğim, İlknur Hanımcığım. Allah bin kere razı olsun. Şimdi Suriye'yi de bir rahata kavuşturursak bugün huzurla inşallah günü bitireceğiz. Bakalım şimdi sıramızı bekliyoruz. Arkadaşlar hastane işini hallettik, geldik. Şöyle çiçeklerimi aldım, geldim buraya. Getirdim hemen. Çok mutlu oldum ya. Hastane işinden hemen çiçeklere geçtim. Hemen hastane işinizi anlatayım size. Hastaneye gittik. Sıramızı bayağı bir bekledik. Sonrasında dediler ki tetanoz aşısı zaten böyle yan etkiler yapar. 3 gün devam eder. 3 gün sonrasında bir şey kalmaz dediler. Ben de dedim hani evde kendim düşürmeye çalıştım ama dedim 39,5'ları görünce ateş böyle 40'a falan dayanınca ben de panikledim dedim. Öyle olunca gülüştüler falan böyle oradaki hekimler. Sonrasında evimize geldik. Ve ben çiçeklerime bakmaya doyamadım arkadaşlar. Yani bugün benim için gerçekten çok mutlu, hiç unutmayacağım bir gün. Gerçekten hiç unutmayacağım bir gün. Çok güzel bir duyguyu tattırdı bana buradaki arkadaşlarımdan Murat Beyciğim, İlknur Hanımcığım. Gerçekten çok güzel duyguları tattırdı. Yani gönül almanın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha bana göstermiş oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah iki cihanda da yüzlerini güldürsün. Her zaman dediğim gibi şöyle orkidemi de göstereyim. Murat Beyciğim için bir mahsuru, bir sakıncası yoksa bir tanesine İlknur, bir tanesine de Murat ismini vermek istiyorum orkidelerime. Lütfen yani sakıncası varsa istemem derseniz hiç önemli değil Murat Beyciğim. O yüzden bunu da sormak istedim. Kapanışı da böyle çiçeklerimle yapmak istedim. Ben gerçekten orkide manyağı, orkide aşığı biriyim. Çok seviyorum. Bakmayın buraya geldiğimde evim ev değişikliğinden dolayı orkidelerim kötü oldu. Bayağı bir kötü oldular. Bakamadım, zaman ayıramadım. Yani şu YouTube camiasına girdikten sonra inanın her şeyden, birçok şeyden fedakarlık yapmaya başladım. Yapıyorum. Yapmaktan da mutluyum. Aslına bakarsanız fedakarlık yapmamam gereken şeylerde de fedakarlık yapıyorum ama burada da çok güzel bir aile olduğumuzun bir kez daha bugün gördük. Yani olduğumuzu bir kez daha hep beraber görmüş olduk. Ya gönüllere girebilmek gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani Rabbim sizleri de böyle güzel gönüllere girmeyi nasip eylesin. Ben hani eşimden, çocuklarımdan, evimden, kendimden çok fedakarlık yapıyorum buralara gelmek, sizlerle buluşabilmek için. Gerçekten hani bunu söylemek istemiyorum aslına bakarsanız ama bakın şimdi benim yanımda hani 3 tane yeğenim var, 2 tane evladım var, 2 tane kedimiz var. Hani onlarla beraber mutlu bir şekilde günlerimi geçirmeye çalışırken sizlerle de hani vakit geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten çok emek. Bazen hani yorulduğumu, tükendiğimi hissediyorum. Ama şu var ya şunlar ya da işte sizin güzel yorumlarınız var ya bu somut, sevginin somut göstergesi. Yorumlar da öyle arkadaşlar. Bir de soyut göstergemiz var ki dualar,
yorumlar, yorumlarda yapılan dualar, o yorumlardan geçen enerji. Yani iyi ki varsınız. Yani birçok şeyden fedakarlık yapıyorum ama burada olmaktan da gerçekten çok mutluyum. Hele de şu günü yaşadıktan sonra hiçbir şeyden böyle hani yoruluyorum, ediyorum, öyle böyle demek bana yakışmaz arkadaşlar. Demek ki diyorum hani böyle severek bekleyen birçok arkadaşım var. Her ne kadar böyle yorumlarda herkes hani 3000, 4000, 5000 görüntüleme alıyor. Hani herkes yorum yapmasa da demek ki gerçekten hani severek izleyen insanım da çok diyorum. Allah razı olsun hepinizden. Bayram geldi arkadaşlar. Hani biz şimdi kızlarla kaliteli vakit geçirebilelim. Ailemle kaliteli vakit geçirebileyim diye hani çabalıyorum. Ordu'ya gittim. Babamın sıkıntılarının üstüne işte misafirle beraber evime geldim. Evimin işlerini yapmaya çalışıyorum. Kızlar da bana zaten çok yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar, halalarını üzmüyorlar vallahi. Keşke her gelen misafir konuk benim kızlarım gibi olsa, çocuklarım gibi olsa. Gerçekten biz şimdi Suudiye'yle hastaneye gittik. Yarencim arkada kaldı. Dedi ki hala ben mutfağı toplayayım. Hani ben gelmeyeyim, ben mutfağı toplayayım. Bulaşığı halledeyim. Tezgahta biraz bulaşık vardı. Yemek yapayım dedi. Tavuk aldık. Aldıklarımızı da gösteremedim ben size. Market alışverişimizi de gösteremedim. Biz eve geldik. Hemen böyle makarnamız pişmişti. Yemekler yapılmıştı, tezgah toplanmıştı. Yani bunlar olduktan sonra eve gelen misafir insana yük değil, baş tacı olur arkadaşlar. Her zaman bunu söylüyorum. Kızlara da hep diyorum ya, kendinizi hiç böyle şey hissetmeyin. Yabancı bir evdeymiş gibi hissetmeyin. Kendi evinizde nasılsanız lütfen diyorum hani bu evde de öyle olun. Eğer kendinizi yabancı hissederseniz, bir şeylerden geriye çekerseniz, hani acıkırsanız, istemezseniz, bir şeye ihtiyacınız olur söylemezseniz o zaman çok üzülürüm diyorum. Öyle de anlaşıyoruz. Yine çenem düştü. Karşınıza gelince çenem düşüyor. Kimisi sohbetimden sıkılıyor, kimisi sohbetimden mutlu oluyor. Hep var olun arkadaşlar. Hep hayatımda olun. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Yani şu enerjiden sonra daha bir canla başla daha güzel videolar çekmek için hani uğraşacağımı da bilin. Gerçekten bugün çok duygulandım ve yine ağlayacağım yani şimdi. Karşınızda ağlamak da istemiyorum ama ağlamak da çok insani bir duygu olduğu için çekinmiyorum da yani. Öyle gururlu, kibirli bir insan da değilim. O onu diyecek, bu bunu diyecek diye dert de etmiyorum ama sevilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ve en çok da şundan dolayı mutlu oluyorum arkadaşlar. Siz beni sadece şurada 20-30 dakikalık, belki 40 dakikalık videolarda izliyorsunuz. Ve hani benim iyi bir insan olduğumu görüyorsunuz, düşünüyorsunuz, yorumlarınıza yansıtıyorsunuz. Bu duygu benim için bambaşka bir duygu arkadaşlar. Çünkü birçok insan tanıdım, birçok insanla bir araya geldim, birçok insanla sohbet ettim, görüştüm. Ama o insanlar benimle aynı enerjide olmadılar. Yani sizinle aynı enerjide olmadılar. Ben de hani kötülük gördüler, kötü biri olduğumu düşündüler. Kötülüğüm için uğraştılar. Ama siz yani sadece videolardan görerek hani bu duyguları taşıdığınız için gerçekten çok mutluyum. Öpüyorum hepinizi. Rabbim güzel gönlünüze, güzel kalbinize göre versin. Çok uzattım. Bugün çok konuştum. Çok da ağladım karşınızda. Ama bu duygu, bu sevginin karşısında gerçekten hani duygulanmamak, gözyaşı dökmemek elde değil. Siz gerçekten benim ailem olmuşsunuz. İyi ki de olmuşsunuz. Rabbim her daim yüzünüzü güldürsün arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Neredeyseniz, nerede yaşıyorsanız, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi ilçede, hangi köyde, neredeyseniz hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bilin ki Yeliz bacınız sizi çok seviyor arkadaşlar. Hep var olun, hep hayatımda olun. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gerçekten çok seviyorum sizi.